Yalnız gireceğim. Yalnız gireceğim. Kimseyi istemiyorum. Gireyim ben de istersen. Gülperen, yalnız girmeniz iyi olmayabilir. En azından Kadir Bey de girsin sizinle. Hayır, yalnız gireceğim. Çocuğumun içeride olmadığını kendi gözlerimle göreceğim. Sonra da dışarı çıkıp canımın içi orada değilmiş diyeceğim size. Çok zor. Benim de canın yaşında bir kızım var Kadir Bey. Çok zor, evet. Emniyete geçsek iyi olacak. Biz oradayken belki bir bilgi gelir. Neredeyin sen? Bir dakika, açık bir değil ha. Yolun öbeğinde ortalığı birbirine katmanı göstereceğim ben sana. Sen dur. Kurtar beni ana. Kurtarın beni. Ana, sesimi duy. Avukat amca, kurtar beni. Kapıyı aç. Kapat şunun ağzını. Avukat ha. Avukat. Sen sınıfa bak. Ben de etrafa bakayım. Belki bir arkadaşını falan görürüz. İyi de bütün okul dağıldı. Kimse yok. Can niye sınıfta olsun ki? Kızım belki bir şey unuttu, çocuk geri döndü. Tuvaleti geldi, gitti kaldı, ne bileyim. Şu okula bir bakalım önce. Hadi. Can cücüğü öldüreceğim beni. Neredesin çık? Ölüm. Çıtını çıkarma. Yeğenim demem. Alırım ayaklarımın altına. Abi ne olur aç. Abi ne olur aç. Beni.
Çok korkmuştur o. Hava da çok soğuk. Hiç aklınız kalmasın Gülper Hanım. Her yere çoktan anons geçildi bile. Çocuk kayıplarında ilk 48 saat çok önemlidir. Ne olur bütün hastanelere bakalım Ziya abi. Benim yüreğim kaldırmıyor artık. Gülper Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Endişenizin farkındayım ama şimdi bütün İstanbul'a haber geçildi. Hastanelere, park müdürlüklerine, tüm emniyet birimlerine. Siz hiç merak etmeyin. Dört bir yandan arayacağız oğlunuzu. Ziya amirimin de küçük bir kızı var Can yaşında. Efendim? Efendim? Tamam, hemen geliyoruz. Ne oldu, bir haber mi var? Okulun önünde güvenlik kamerası bulunmuş. Arkadaşlar görüntüleri inceliyor. Buyurun biz de gidelim. Dikkat et. Ben ona akıllı diye güvendim. Edriye, tamam söylenme de bir düşün. Gidebileceği bir yer var mı? Yok, olsa sen de bilirdin. Yok mu, bir arkadaşı falan hiç bahsetmedi mi? Gideyim kapılarını çalayım, belki onlar görmüştür. Yolda anlattı hep. Ama ben hiç dinlemedim ki. Ya çocuk diye deyip geçtim. Allah'ım ben nasıl bir ablayım ya? Ben daha kendime sahip çıkamıyorum. Siz benim neyime güvendiniz? Allah'ım ne olur öleyim. Ne olur, ne olur şu an öleyim. Ne olur öleyim ya. Bir bak bana. Bana bak. Ağlama böyle artık. Tamam mı? Benim de elim ayağım titriyor. Ama sana ihtiyacım var. Sen iyi bir ablasın. Ben bunu biliyorum. Hadi. Hasan düşürmüş. Ya Can bunu açmaz bırakmaz, kesin bir şey oldu işte, bir şey oldu. Amcam açıldı beni. Kurtarın. Ben Can. Anamın adı Gülperi. Abimin adı Hasan. Ablam Bedriye. Numarası... Bir şey olursa yaşayamam. Ölürüm Hasan, ölürüm. Bir şey olmayacak. Ben bulacağım çocuğu. Merak etme, tamam mı? Hadi gel. Gel bana yardım et. Kolay gelsin. Kardeşimizi arıyoruz da. İsmi Can. Okuldan tek başına çıkmış. Gördünüz mü? Görmedim. Eyvallah. Ne yapacağız? Herkese soracağız. Gel. Abi. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Kardeşim kayıp. Adı Can. Okuldan tek başına çıkmış. Gördün mü? Ya okul çıkışı bir olan çocuğu arabaya binmemek için nazlanıyordu ama sonra arabaya attılar gittiler. Abi bu muydu, Can mıydı? Ya emin değilim. Yani yüzünü gördüm desem vallahi yalan olur. Ama olan çocuğuydu. Kaçırdılar mı? Vallahi kaçırdılar da diyemem. Aralarında bir itiş kakış oldu. Sonra arabaya attılar gittiler. Yani burada okula girmek istemeyen, çıkmak bilmeyen, kendini yerlere atan birçok çocuk görüyorum ben. O yüzden anormal bir durum sanmadım. Çocuklar, ne oldu, bulabildiniz mi? Ana Can'ı kaçırmışlar. Ne? Bu adam görmüş. Zorla arabaya sokmuşlar. Ya kardeşim, şüpheli bir durum gördün. Neden polise haber vermiyorsun? Tanıyorlardı birbirlerini.
akrabası sandım diye bir ses etmedim. Ne bileyim ben. Çocuk giderken emmime, ammime ne öyle bir şeyler söyledi. Abi emin misin? Evet. Nasıl araba? Arabayı gördün mü? Hızlı bir arabaydı. Evet. Evet o. Kaçmış, hastaneden kaçmış. Şahsı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Amcası Ejder Taşkın. Amirim, bu Ejder Taşkın hapishanedeydi. Hastaneye nakledildi, oradan kaçmış. Ejder Taşkın'ın eşkal bilgileri ve fotoğrafları bütün ekiplere dağıtılsın. Emredersin amirim. Can Usta'n kim? Kameraya sırtı dönük. Yüzü görünmüyor. Görüntüleri de yedekleyin. Tekrar incelensin. Ejder Taşkın'a yardım eden bu şahsın yüzünün göründüğü eğer bir görüntü varsa hemen bana bilgi geçin. Buyurun biz çıkalım. Amcam neden yapmış böyle bir şey? Niye kaçırmış ki canı? Niyeti belli. Ama pişman edeceğim ben onu. Ejder babasının evinde olabilir abim, Yakup Taşkın. Yakup Taşkın'ın kesin haberi vardır. Cesaret edemez o yoksa. Aile hiç husumet mi? Taraflar arasında velayet davası var. Dedesi çocukları istiyor. Amcası ona maşalık etmiş olabilir. Hemen gidelim o zaman. Ana ne oluyor? Nereye? Dedenlere gideceğiz. Belki Ejder oradadır, belki Can oradadır, bilmiyorum. Ya bunlar nasıl insanlar? Bizi nasıl seviyorlar? Olmaz olsunlar. Burcu. Yakup Taşkın'ın İstanbul'da ev dışında ne kadar adresi varsa hepsini istiyorum, tamam? Acele, lütfen, yolla. Ben de geliyorum. Gel ana, sen geç bu tarafa. Soruyorum bir saattir, anlatsana. Bak biz seninle ta kreşten beri arkadaşız. Benden yana olsana. Anlatıyor mu beni hiç? Bahsediyor mu sana? Aşık mı o da bana? Hayır. Konuşmadık biz bu konuda hiç. Artemis. Sen bozuk musun bana? Hayır. Ne var o zaman? Ne bu böyle? Sen değilsin sanki. Yok bir şey. Aptal yerine koyma bari. Anlatmak istemiyorum da geç, anlayayım ben de. Annemle babamın arası kötü. Bu yüzden iyi değilim, tamam mı? Ha. O yani. Hadi ya. Ya yeter ya. Artemis. Ne oldu? İyi misin? Ve git! Rahat bırak beni! Beni rahat bırakın! Ya o nereye gider? Adam bir dedi, niye bizi aramaz? Canına mı susadı bu oğlan? Sırra kadem bastı, hiç kimse nerede olduğunu bilmeyin. Biz de özledik memleketi. Bu velayet davasına az kaldı. Yakında görüşürük. Hadi kapatayım. Ne bakayım Fatma kadın? Ananın oynaşını görmüş gibi. Hayırdır Yakup Bey'im? Hı? Var sende bir şeyler dünden beri. Var da bademi. Ne öyle ortalıklardan kaybolmalar? Köşe bucak benden kaçmalar, fiskoslar. Ne oluyor Yakup Bey? Oo. Buluttan nem kapmış Fatma kadın. Kaçın, kaçın. Hiç lafı evirip çevirip kıvırma Yakup Bey. Senin aynada gördüğün suretinden daha çok göreyim ben seni. Bana bak, sen bana bir yalan dedin mi, ben gözünün bebeğinden anlarım. De,
De hadi. Ya Ejder, rahatsızlanınca hastaneye kaldırmışlar. Üzülmeyesin diye demedim sana. Ay kurban oldum. İyi mi benim oğlum? İyi herhal. Senin gıt kapalı oğlan kaçmış. Firari. Abo! Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ah, ah görün. Ah kurban oldum. Ah kurban oldum. Kara koçum benim. Nasıl, ne yaptın, ne ettin sen? Ah kurban oldum. Bana niye söylenmiyor Ejder'in hastaneden kaçtı? Kusura bakma, karakol maceraların bitmediği için fırsat olmadı. Bir günümüz normal geçmiyor ki. Tamam, bulacağız canım, merak etmeyin. Bulacağız tamam. Bulacağız. Kesin dedem de işin içinde. Kesin o da işin içinde. O Ejder yarım aklıyla plan yapamaz. Hele gidip canı hiç kaçıramaz. Onun karşısına çıkınca gırtlağını sıkacaktım. Onun gırtlağını sıkıp böyle turşuya atacaktım ona. Sen ne zaman gördün Ejder'i? Gördüm işte, cezaevine gittim. Al işte. Ne yapayım? Yemediği alt kalmadı, ne yapayım? Razı mı gelseydim, otursa mıydım? Hasan'ım yani... delikanlı çocuksun, 10 numara yüreğim var. Yapma sana şöyle, niye yapıyorsun bunları? Onu benim elimden zor aldılar. Ben onu bir bulayım. Allah yarattı demeyeceğim. Gırtlağını sıkacağım onu, böyle kendi ellerimle öldüreceğim. Ne diyorsun sen ya? Sen iyice saçmaladın, delirdin iyice. Oğlum biraz aklınla düşün. Ne demek gırtlağını sıkacağım, öldüreceğim falan? Zaten çocuğumun derdindeyim, bir de sen yorma. Hah Burcu, bulabildin mi? Tamam, mesaj atarsın bana adresi, oldu mu? Amirim ev burası, bir de ofis olarak kullandıkları başka bir adresleri var. Uygun görseniz oraya da bakalım. Evet, eş zamanlı gitmek daha mantıklı. Yavuz! Kadir Bey'in söylediği adrese birlikte geçin. Ben oraya bakayım, sonra emniyette görüşürüz, olur mu? Tamamdır. Tamam. Gülper Hanım, nereye gidiyorsunuz? Siz bekleyin. Önden biz gireceğiz. Siz sonra gelirsiniz. İnşallah babanın kaçırttığı gibi onları da kaçırmamıştır Yakup'cığım. Dedem her şeyi yapar ona. Hiç güven olmaz. Ama sen merak etme. Cardın deliğine girseler de bulacağım ben. Hadi be. Tamam, sen gelme istersen. Burada kal oğlum. Baba, polisler geldi. Polisler mi? Ejder'i soracaklardır. Yoksa niye gelsinler? Ejder'im, ah, ah gözümün kökü. Ne ettin? Yakup Taşkın, siz misiniz? Buyurun. Kardeşim nerede? Nereye götürdü canı? Nerede oğlum? Ne denir? Hiçbir şey anlamadım. Ne olmuş cana? Oğlunuz Ejder Taşkın. Torununuz Can Taşkın'ı okul çıkışı zorla bir arabaya bindirip kaçırmış. Bismillah. Tövbe tövbe, siz ne dediniz? Kamera görüntülerinden teşhis ettiler oğlunuzu. Nerede olduğu konusunda bir malumatınız var mı? Yok. Oğlan hastaneden kaçmış. Onu bileyim. Ben de sağa sola haber saldım ama hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yalan söyleme, yetti bu oyunlarınız be. Nerede oğlum, onu söyle. Nereye sakladınız? Nasıl kıydınız küçücük çocuğa ya? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Aha bak Gülper, şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın ki haberim yok. Ben sana nasıl inanayım? Sen kaç defa benim gözümün içine baka baka bana yalan söylemedin mi? Beni kandırmaya çalışmadın mı? Nasıl inanayım, nasıl güveneyim sana? Nerede benim oğlum, nereye sakladınız?
Gülper Hanım, sakin ol. Yeter ha. Koskoca adamı kalpten mi götürmek istiyorsun sen kadın? Ne istediniz ya küçücük çocuktan? Nasıl korkmuştur canımın içi? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz Yakup Bey. Hay hay. Gayet tabii. Kaybolan çocuk. Benim canım, ciğerim, biricik torunum. Buyurun arayın evi. Taşkın arada gitsinler baksınlar. Benim bir canım var. Gerekirse torunum için gelip onu da alın. Siz de evi iyice arayın. Belki bir iz bulabiliriz. Çalışanlarla konuşun. Temasa geçmiş olabilir. Siz de bir yere ayrılmayın. Sizin de ifadeniz gerekecek. Sen bir şey biliyor musun? Biliyorsan ne olur söyle. Vallahi bilmiyorum gelin abla. Kaybettin değil mi? Küçücük çocuğu kaybettin değil mi? Fatma Hanım. Tamam Gülper Hanım, tamam. Ejder senden habersizken Efe bile gidemez. Sen kimi kandırıyorsun? Hıst! Ağzınla burnunun yerini değiştiririm. Lafını bil. Gel. Gel değiştir. Senden ders alacak diyelim. Başımıza külenmeyi mi kesildin? Adam olacaksan yaşın kadar konuş. Adamla ağzınıza almayın siz. Nasıl kıydınız cana? Madem gelip ciğerimizi sökecekti. Yoksa beni alsaydınız. Beni kaçırsaydınız. Adam olan gücüne yetene yanaşır. Küçücük çocuğa kıymaz. Hasan. Nerede işler? Sen biliyorsun nerede olduğunu. Yapmadığın iş değil. Hepsi yine senin başının altından çıktı. Hasan, tamam oğlum. Kardeşim nerede? Söyle kardeşim nerede? Bilmeyeyim. Bana bak. Kardeşim evine dönsün. Yoksa Allah yarattı demem. Senin o oğlunu kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu? Yakup Bey buyurun. Sakin ol biraz, sakin ol. Duydun mu? Yakup Bey bizimle geliyor. Sen peşimizden gel. Takip et bizi. Hanican, burada da mı yokmuş? Dedenin haberi yok kızım. Yalan söylüyor. En çok da senin inanmaman gerek ona. Bu sefer gerçekten haberi yok. Gözlerinden belli, anlamadın mı? Doğru söylüyor. Bizden öğrendi, bizden duydu. Yani keşke haberi olsaydı. Şimdi her şey daha zor. Ne edin lan? Haç. Al yeğenim. Sevdiğin gibi sucuklu kaşarlı tost yaptırdım. Salça da sürdürdüm ha. Acıkmadın mı? Acıktım ama yemem. Sebep? Pampa bunu da aç şimdi. Ben olmadan yemez. Lan sen hala o tavşanın peşinden mi koşturuyorsun? Yemezse yemesin. Sana ne? Sen kendi canına bak. Hadi ye. Maç kalırsa ben de kalırım. Amma ne olur. Gitmezse maç kalır pampaburu. Ölür sonra. Günah değil mi? Bura eve gideyim. Zıkkımın pekini. Pampa
sabır ol. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Can gelince sana koşucu bu. Hadi ha. Hadi, hadi yavrum ha. Ha, yemen lazım. Ya bak, sana bir şey olursa çok üzülür canım. Kahr olur, acıcık bak, ne olur. Hadi bir kız. Zaten ne içiyor oralarda. El kadar bebelinde şey olursun. Ah bebe duş. El kadar bebeği eve kadar yalnız nasıl yollar be insan? Ya kaybolur tabii çocuk ya. Artemis! Artemis dur! Artemis bekle! Ya dur! Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Evet delirdim. El birliğiyle çıldırttınız çünkü beni. Kimsenin umurunda değilim. Herkes beni terk ediyor. Kimse beni sevmiyor. Artemis ne diyorsun? Lanetliyim ben. Artemis tamam sakin ol. Hallederiz, çözeriz. Ya bir git. Doktor bu gece yatsın. Yarın taburcu olur dedi. Yok sen bekleme abi. İşinden gücünden olma şimdi. Olur. Ben gideyim. Sen de o Hasan'la çakallıklar yap değil mi? Dinlen şimdi. Bugünün hesabı yarın. Acelem yok. Nefes al, sakin ol. Kadir. Nerede Yakup Taşkın? İfade için aldılar. Bulabildin mi bir şeyini? Maalesef. Hiç izi yok. Kullanılmamış belli. Gülperi, sana söylemeye fırsatım olmadı. Şeyma, Yakup Taşkın'ın avukatlığını yapıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Ben Şeyma Aydın, Yakup Bey'in avukatıyım. Hoş geldiniz avukatım. Hoş bulduk. Buyurun Şeyma Hanım. Evet, müvekkilimin neden burada olduğunu öğrenmek istiyorum.
Yakup Bey'in tutuklu oğlu Ejder Taşkın ilaçlarını bilerek içmeyip hastaneye yatmış. Oradan da kaçıp Gülperi Çetin'in oğlu Can Taşkın'ı kaçırmış. Oğlunuzun husumeti bu velayet davası yüzünden mi Yakup Bey? Yok. Az takık Gülperi'ye. Ters bir şey olur diye uyaralım isteydim ama. Avukat Kadir Bey de gördü beni konuşmaya gittim de. Bakın komiserim, bu kaçırılan çocuk benim torunum. Ejder kafasında ne grupta yaptıysa bunu bilmeyin. İnanın ne hastaneden kaçtığından ne de bu kaçırma olayından benim hiç haberim yok. Evladımın nerede olduğunu ben de bilmeyeyim. Artemis iyi misin? Artemis. Olamıyorum. Kalbim açıyor. Artemis! Alo. Yardımına ihtiyacım var. Artemis de sahildeyiz. Acil. Artemis. Artemis gökmek. Artemis. Artemis beni duyuyor. Beni duyuyor musun Artemis? Kendine gel. Öğrenebildiniz mi bir şey amirim? Maalesef. Ama doğruyu söylüyor, haberi yok. Yapmayın, o kadar çabuk güvenmeyin bu adama. O kadar güvenilir bir adam değil. Adam oğlunun kaçtığını öğrenir öğrenmez hemen gidip avukatı Şeyma Hanım'a haber vermiş zaten. Ayrıca size söylemesini, sizin de Gülperi Hanım için önlem almanızı talep etmiş. Zaten siz de görmüşsünüz ofisinizde Yakup Bey. Evet, geldi gördüm de böyle bir bilgi bana ulaşmadı. Bu bariz bir iyi niyet göstergesi Kadir Bey. Ayrıca oğlunun yakalanmasını en az sizin kadar istiyor. Bunun için de işbirliği yapmaya hazır. Tamam, sağ olun abi. Şeyma. Gel şuraya. Ne oluyor ya? Gelir misin? Ne oluyor? Ejder'in kaçtığını neden haber vermedin bana? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden. Önlem alabilirdik. Bilerek mi engel oldun? Yok artık, daha neler ya. Söyleyecektim, araya bir sürü iş girdi. İşim gücüm yok da her gün bu kadından ne bela gelecek, onu mu kollayacağım ben? O da sahip çıksaydı çocuğuna. O kadın bugün morga girdi be. Çocuğunun cesedini teşhis edebilmek için. Nelere sebep olduğunu ne zaman göreceksin sen? Ha? Bu çocuğa bir şey olsun. Bak bakalım bir daha Artemis'in yüzünü görebiliyor musun? Git Şeyma. Git.